Cenab-ı Allah diyor ki Vakıa suresinde, şeytan Allah'a sığınırım. Sizleri biz yarattık, yine de tasdik etmeyecek misiniz diyor Allah. Bak hep yaratılışın üstündür. Bizim yaptığımız yöntemin gerekliliğini biz Kur'an'dan anlamış oluyoruz. Bütün peygamberler, önce insanlar hep yaratılışı ispat üzerine duruyorlar. Peygamberimiz de yani sürekli yaratılışı ispatının üstünde duruyor. O yaratılışçılığı anlatıyor. Yani en hayati konu olarak o inşallah. Yani iman hakikatleri ve yaratılışın ispatı. Sizleri biz yarattık, yine de tasdik etmeyecek misiniz? O zaman da evrimciler var, inanmıyorlar. Evrimden olduğuna inanıyorlar. Şimdi rahimlere dökmekte olduğunuz meniyi gördünüz mü? Rahimdeki meniyi insan göremez. Nedir o? Elektron mikroskopta meninin incelenmesi. Hareketlerinin, yapısının, işte o kamçısının diğer yönlerinin incelenmesi. İncelendiğinde insanların aklı duruyor. Hayret ediyorlar ve iman ediyorlar. Bu bilime teşvik buradaki ayet. Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa yaratıcı biz miyiz diyor Allah arkasından. Yani bu tesadüfen olmaz diyor Allah. Çünkü muazzam bir sanat var. Muazzam bir detay var. Zaten bizim sitemizde de anlatılıyor. Meninin bütün üstün özellikleri, hayret verici, mucize yönleri anlatılıyor. Sizin aranızda ölümü takdir eden biziz. Bizim önümüze geçilmiş değildir. İnsanın aczini Allah hatırlatıyor. Mesela adam havalara yürüyor ama öleceksiniz diyor Allah. Ölümü yarattım diyor. Eğer durdurabiliyorsan ölümü durdur. Değil mi? Aczini göstertiyor Allah, hatırlatıyor. Yerinize benzerinize getirip değiştirme ve sizi şimdi bilemeyeceğiz bir şekilde inşa etme konusunda. Bak, benzerinize getirip değiştirme. Yeniden yaratıldığında benzeri yaratılıyor ama mükemmel yaratılıyor. Eskisi gibi az içinde değil ama o az içinde olmamayı bak Allah nasıl açıklıyor. Şimdi sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde, daha önce biz biliyoruz, bilimsel yöntemleri anlıyoruz, Allah'ın yaratma sanatını. Ama yeni yaratılışta bilemiyorsunuz diyor Allah, bilemeyeceksiniz. Yeni fizik kanunlarıyla yeni bir yöntemle yaratacağım diyor. Yepyeni bir yöntemle. Sizi şimdi bilemeyeceğiniz bir şekilde inşa etme konusunda bambaşka bir yapı var o zaman. Mesela insanda kan yok vücudunda. Kan olmadan yaşıyor. Kan olmadan insan yaşayabilir mi? Kan yok. Vücudunda kan yok. Yeni bir yaratma şekli. Normalde insan kirlenir. Uykuya ihtiyacı var. Uykuya ihtiyacı yok. İnsan acıkır. Acıkma ihtiyacı yok. Yeni yaratılış şöyle. Acıkma hissini bilmiyor. Acıkmıyor. Baştan sona fizik kanunları değişmiş oluyor. Andolsun diyor Cenab-ı Allah, yemin ediyor. İlk inşa yaratmayı bildiniz. Onu araştırdınız. Bilimsel yöntemlerle nasıl yarattığımı öğrendiniz diyor Allah. Ama öğüt alıp düşünmeniz gerekmez mi diyor o zaman diyor. Yani bütün bu detayları gördünüz, harika yönleri gördünüz. Artık öğüt alıp düşünmeniz gerekir, Allah'a iman etmeniz gerekir diyor Allah. Şimdi ekmekte olduğunuz tohumu gördünüz mü? Tohum için de elektron mikroskop gerekiyor. Tohumun yapısını tespit etmek için. Onu sizler mi bitiriyorsunuz yoksa bitiren biz miyiz? Eğer dilemiş olsaydık gerçekten onu bir ot kırıntısı kılardık, böylelikle şaşar kalırdınız. Bitkinin ölümüne de Allah dikkat çekiyor. Yani önce insanın ölümüne, sonra bitkinin ölümüne dikkat çekiyor. O da sonsuz yaşamıyor. Şöyle sızlanırdınız diyor Allah. Doğrusu biz ağır bir borç altına girip zorlandık. Hayır, biz büsbütün yoksun bırakıldık. Hani insanlarda bahaneler vardı ya, borçta ezildik, ızdırap içindeydik, yoksun bırakıldık, eğitilmedik, öğretilmedik. İşte dünyevi gayeler vardı, ondan hiçbir şey yapamıyorduk derler diyor. Şimdi siz içmekte olduğunuz suyu gördünüz mü? Bak suyu bile Allah düşündürtüyor, her şeyi düşünün diyor. Her şeyi tefekkür edin. Onu sizler mi buluttan indiriyorsunuz yoksa indiren biz miyiz? Yağmurun yağma şekli mucize. Anlatımı çok uzun sürüyor.
müthiş detayları var, müthiş üstün özellikleri var. Eğer dilemiş olsaydık, o suyu tuzlu kılardık, şükretmeniz gerekmez mi diyor Allah? Gayet makul olurdu. Tuzlu, acı da olabilirdi su. Zehir gibi acı olurdu, mecbur olurduk. Ama tatlı tadı, rahat, güzel bir tadı var. Şimdi yakmakta olduğunuz ateşi gördünüz mü? Bak her şeye Allah dikkat çekiyor. Onun ağacını sizler mi inşa ettiniz? Yoksa onu inşa eden biz miyiz? Ağacın da bütün hücreleri harika. Mesela 30 metrelik ağaç en tepeye kadar suyu çıkarıyor. Gayet rahat çıkarıyor ve bütün yapraklarını besliyor. Biz onu hem bir öğüt ve hatırlatma, hem ihtiyacı olanları bir meta kıldık. Yani hem tefekkür edeceğiniz yön var diyor Allah, hem de size bir meta, eşya. Mesela şu an bu sandalyeler tahtadan yapılıyor. Toprak maddesi ama her yerde, dünyanın her yerinde ağaç kullanıyor. Ceviz ağacı da kullanıyor, diğer çam ağacı da kullanıyor. Şu halde büyük Rabbini ismiyle tesbih et. Allahu Ekber. Yani Allah'ın büyük ismi. Allahu Ekber. Bak şimdi Cenab-ı Allah astronomiye dikkat çekiyor. Hayır, yıldızların yer mevkilerine yemin ederim. Şüphesiz bu, eğer bilirseniz, gerçekten büyük bir yemindir. Yıldızları zaten biz çıplak gözle göremiyoruz. Onun için teleskopa ihtiyaç var. Değil mi? Yıldızlardaki bütün detayları görmemiz için teleskopa ihtiyaç var. Burada anlatılan ayetlerde hepsinde bilime ihtiyaç var. Allah'ın sanatını görmek için. Dolayısıyla bilim hem doğrudan hem dolaylı olarak Kur'an'da sürekli teşvik edilmiş, emredilmiştir.